Esmalim ya. Şu Süleyman'ın çok sevdiği, canı sıkılınca geldiği sağ tarafta Galeri Royal. Aa, orası güzelmiş. Kapalı. Şimdi bu kahve içeceğiz kardeşim. Belçika'dayım. Bu da Hamza. Merhaba arkadaşlar. Hamzacığım. Dur oğlum. Herkesin yanında sen mi? 8 yıldır görüşmediğim bir diğer arkadaşım. Evet. Arkadaşlar burası Belçika. Hamza da burada Mastercard'da Senior Developer. Evet. Gel La Pan Quotidien. Buranın güzel bir kafesi. Burada oturup kahve içebiliriz. Belçika ile alakalı ilk gözlemlerim. Birincisi, hava kapalı, genelde kapalı. Bugün şu nadir bir iki saatlik güneş var ama gidecek gibi duruyor. Yeşil, yeşilliği çok güzel. Her yer yeşil, hava temiz, terlemiyorsun, ferah. Ondan sonra düzenli bir sistem var Avrupa'da. Her yer dar Amerika'ya göre, Kanada'ya göre. Parklar, sokaklar, asansörler. Asansörler falan çok dar hele. Genel olarak her şeyin hacmi biraz daha küçük. Evet. Yani şeyde mesela içecek falan söylerken bile her şey McDonald's'ta orada burada. Abartı fazla. Ya bu Avrupalılar biraz daha minimalist yaşıyorlar yani. Mütevazı. Yani, mütevazı olması öyle değil mesela. Minimalist olarak da zengin gibi yani lüks tüketebilir ama minimalist. Yani arabası son model bir araba olsa bile ufak olmalı. Yani çok mesela Amerikalılarda mesela evet, büyük engine, büyük küçük motor, büyük şey öyle bir kaygıları yok. Birazcık da çevre zorluyor ama onu. Evet, çünkü park alanları, ne bileyim, structure ona elverişli mesela değil. Mesela burada 5 yıldızlı restoranlar var diye, tamam mı? Ücret olarak restoranlardaki menülerin fiyatları düşük değil. Evet. Ama evet, menünün hacmi küçük. Evet. Yani az, öz ama çok lezzetli ama evet, yine fiyat pahalı. Aynen. Mesela Amerika'da her şeyin hacmi daha büyük. Evet. Etimin de hacmi büyük. Burada minimalist bir yaşam tarzı. Yani ödediğin paraya aldığın değer aslında pek şey olmuyor. Ya işte ya onu lüks tüketim diye tanımlayabiliriz. Diğerinde normal, yani Amerika'da da lüks tüketim var ama lüks tüketimde genelde şeyin miktarı da fazla olması istiyor. Yani Amerika'da daha çok her şeyin büyük size'larına, büyük hacimlerde tüketmeyi istiyorsun. Yani araban büyük olacak, evet, yemeğin büyük olacak, kolan büyük olacak. Ben hatırlıyorum. Evin büyük olacak. Yani New York'a gittiğimde bir dondurma almıştım. Dedim ki yani o ara dondurma yiyesim yoktu. Arkadaşım, Amerikalı bir arkadaşım sormuştu. Dedim en küçük boyutu neyse onu ver. Small dedim yani small. O bile. Small size'ı bizdeki large'a ya da medium'a falan denk gelir yani. O yüzden orta veya büyük boya denk geliyordu. Bayağı büyük. Belçikalılar biraz daha o konuda şeyler ve burada küçük yaşlardan itibaren hayat tarzı hareketli. Spora, sosyal aktiviteye çok yaygın. İnsanları çok daha fit. Mesela ben Amerika'da kıyasladığım zaman, Kanada'da kıyasladığım zaman çok daha fazla obez insanı görürsün sokaklarda. Burada biraz daha o konuda şey, Fransız kaldım ben olaya. Aynen, burada herkes, insanlar daha sağlığına, görünüşüne falan dikkat ediyor. Ben şu ana kadar böyle obez insan çok görmedim. Varsa da Amerikalı turistler. Genelde şeyler var hani. Evet. Mesela Portekiz'de Portekiz'de kıyasladığımda çok ucuz. Bak, Portekiz çok ucuz evet, şeye göre. Abi. Mesela en kaliteli restoranda yediğin yemek taş çatlası 30 euro Portekiz'de. Burada aynı yemeği 60 euroya falan yersin yani. Evet. O yönden biraz genel olarak burada maaşlar da Portekiz veya işte Akdeniz ülkelerine yani İtalya, Portekiz, ne bileyim Yunanistan gibi ülkelere nazaran burada maaşlar da 1,5-2 katı diyelim yani. Hmm. Ama hayatın bütün fakülteleri bir tık yukarıda. Hmm. Yani kiralar da ona göre orantılı. Senin dediğin olaya geliyor o zaman. Yaşam kalitesi. Yaşam kalitesini ölçmen lazım. Evet. Yani mesela atıyorum Belçika'da 2000 euro ya da 2500 euro net maaşla Portekiz 2500 euro net maaş arasında hayat kalitesinden ciddi bir fark oluşuyor. Hmm. Yani orada 2500 euro'nun tabii alabileceği hayat, evet, çok sağlayabileceği konfor çok daha fazla. Evet. Ya
ben Kanada ile kıyasladığımda mesela Kanada doları 1'e 1.5 euro karşısında. O yönden ama Kanada doları da mesela bizim maaşlarımız falan burada 3 bandındaki maaşlar, 3000 euro bandındaki maaşlar gayet iyi olarak düşünülüyor. Evet. Kanada'da mesela hani 5000 neye denk geliyor neredeyse. Baksan aynen o civarlara denk geliyor. Yani hemen hemen aslında aynı yaşam kalitesi olarak düşündüğümde. Orada mesela 5000 dolar alsam mı yani kaliteli bir hayat yaşarsın? Ya 5000 dolara kaliteli bir hayat yaşarsın orada. Hmm. Evet. Yani burada 3000 euroya hani çok yani kalitenin anlayışı yani herkesin konfor ve kalite beklentisi farklı olur da ortalama olarak yani 3000 euro net geliri olan bir insan bunun 3'te 1'ini kira gideri yani salt kira gideri olarak yani 1000 euro kira gideri yapsa orta şekerli bir yani bizim Türkiye'de alışık olduğumuz bir apartman dairesi de bir küçük bir ev kiralayabilir. Bunun yanında işte elektrik, su, doğalgaz vesaire ve yemek, mutfak masaları 500-600 euroya harcadığında 1500 euro gibi daha çok hayatının hani kalitesini harcayabileceği miktarı para ayırabiliyor. 1500 euro da çok rahat haftada birkaç gün dışarıda yemek yiyor. Yani yılda birkaç kez tatil yapabilir. Kendine göre lüks tüketimi, teknolojik ürünler olabilir, alabilir. Çok rahat olabilir. Benim gördüğüm bir de şey mesela burada kazanç düşük ama expenses de ona göre, gider de ona göre düşük. Evet. Mesela bizim kıtada da şey de yüksek, ikisi de yüksek. Yani gelir de yüksek, harcamalar da çok yüksek. Yine yaşam kalitesi olayına geliyor olay. İşte hemen hemen aynı aslında şu ana kadar benim gördüğüm. Ya ben mesela onu kendi kardeşimle karşılaştırıyordum. O da Amerika'da çalışıyor yazılım mühendisi olarak. Hani onun geliriyle kendi gelirimi karşılaştırdığımda yine her halükarda günün sonunda onun lüksüne ayırabileceği miktar bana göre daha fazla. Hmm. Yani Amerikan piyasasında olduğu için. Bir de orada da eyalete göre bayağı değişiyor. Evet. Ödediğin vergiler, tabii, harcamaların. Texas'ta kalıyor değil mi? Texas'ta kalıyor. Texas aynı. Yani daha uygun bir kıta yani. En azından orada enerji harcamaları çok daha makul seviyede mesela. Özellikle en fazla harcadığımız miktarlar hani araçla ulaşım sağlıyorsan yakıt ihtiyacını çok güzel karşılayabiliyor. Evet. Yakıt ihtiyacı otomatik olarak ısınma elektrikleri de etkiliyor. Portekiz'de benzin aldık. 2.2'ye geliyor litresi. Hı-hı. Dolar olarak, Kanada doları olarak. Bizim orada 1.6 mesela. Hı-hı. Evet. Burada bilmiyorum. Elektrikli araba mı? Burada bu arada evet. Elektrikli araba falan almayın. Hani 2 saate 10 dakika şarj ediyoruz, 2 adım gidiyoruz, tekrar arabayı şarj etmemiz gerekiyor falan. Şirketler burada elektrikli araba veriyor. Neden? Çünkü kullanamıyorsun. Hani öyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Normalde hani evet uzun yol için çok anlamlı bir araç değil ama Belçika gibi küçük bir ülkede, Belçika küçük bir ülke yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şehirler arası boş olan az, çok az. İki şehir arası 20 dakikalık geçiş yapıyorsun. Mesela Türkiye tabii ki de yani şehirlerin sınırlarından bahsetmiyorum bu arada. Şehir merkezler arasında yarım saatte bir şehir doğru merkezine girebilirsin. Doğru. Hani o yüzden ülke zaten totalde Konya'dan küçük yüz ölçümü olarak ya da hemen hemen aynı bu muhtemelen küçük yatırıyorum. Ama şöyle bir durum var. Ülkede boş alan yok gibi yani. Ufak ufak minimal şehirler inşa edilmiş. Tabii tabii. Onların küçük komünleri var. Her yerden alandan save yapmaya çalışıyorlar. Ya asansöre bindik Hamza'yla. 4 kişilik diyor. 2 kişi zor sığdık asansöre. Nasıl 4 kişilik asansör ben anlamadım. Biz 2 kişi miyiz? Ya. Tamam hani biz de normal size'lara göre daha büyüğüz falan ama o kadar da değil. Video bana şeyi hatırlattı. Hamza'ya da söyledim. Ya neyse. Viral olan asansörde yiyişen dayılar vardı ya. Ona... Bu sahnede ben asansörü tüslerine basmaya başladım. Canımı kurtarmak için. Ama elhamdülillah yani güzel. Bence Belçika hakikaten güzel bir şey. Yaşanabilecek bir şey. Belçika'nın en güzel yanı belki bundan bahsetmek lazım. Etnik yapısı olarak ya da sosyokültürel yapısı olarak iki doğal bir ülke. Evet. İkili bir ülke. Fransızca ve Hollanda. Hollandaca. Yani dilin etrafında yani şekillenmiş bir kültür var. Kuzeyde Hollanda var. Güneyde Fransa. Dolayısıyla o ülkelerin etkisi altında kalmış bölümleri var. Ama bu insanlar kendilerini Fransız... Mesela Belçika'nın güneyi Valonya Fransızca konuşuyor ve Fransız kültürü hakimken kendilerini ilk köken olarak ya da kimlik olarak Belçikalı ilan ediyorlar. Flanders, kuzey kısmı Flemençe konuşurken ve
daha çok Hollanda kültürü, Dutch kültürü hakimken kendi kimliklerini yine Belçikalı olarak ifade ediyorlar. Hmm. Dolayısıyla siz yabancı olarak bir Avrupa ülkesine gittiğinizde hep others kalırsınız. Ve diliniz çok yabancı gelir. Ama bu insanlar, Valonlar, Flanders'ları, Flanders'lar da Valonları dinlerken farklı bir dil konuşulduğu için otomatik olarak yabancı bir dile karşı o kadar direnç göstermiyorlar. Hmm. Ayrıca mesela diğerlerinin dillerini bilmiyorlarsa mesela Flanders olup, Flemenk olup Fransızca bilmeyen çok insan var. Bunlar Fransız bölgesine geçtiği zaman İngilizce konuşuyorlar. Valonlar da tam tersi yukarı geçtiği zaman yani Flanders bölgesine geçtiği zaman İngilizce konuşuyorlar. Dolayısıyla siz de İngilizce konuşarak çok rahat klavoyu olabilirsiniz. Güzel, aynen. Ya, İngilizce şart ya. Her yerde, dünyanın her yerinde geçerli. Ama Fransızlar pek iyi İngilizceye sahip değiller. Yani genel olarak bir isteksizlik var. Bir de dilin yapısı anladığım kadarıyla strüktürü biraz daha farklı Fransızdan yani benim gözlemlediğim. Biz şimdi iki dili de yabancı dil olarak öğrendiğimiz için bizim için çok matematiksel bir şey. Ama Türkçe konuştuğunda hiçbir matematik işletmiyor aslında. Zihnimiz çok rahat bir şeyle çalışıyor. Fransızların o mekaniği oturtamıyorlar. İngilizce konuşmaya çok zorlanıyorlar. Sürekli o İngilizce grameri düzeltmeye çalışıyorlar. Pronunciation da ciddi bir yakın. Yani kelimelerin hepsi aynı kelimeyi farklı telaffuz etmen lazım. Zorlanıyorlar falan. İngilizce konuşmakta şey biraz keşifler. Belçika'nın şehirlerinden şehrine göre bir yaşam expense'leri düşüyor mu? Tabii tabii. Mesela atıyorum benim şu an çalıştığım şehir Waterloo. Mesela Bologna'nın en lüks yaşamının olduğu şehirlerden bir tanesi. Waterloo. Kanada'da da var Waterloo. Waterloo, evet. İşte Napolyon, ama burası gerçek Waterloo. Oradaki Waterloo, hangi Waterloo bilmiyorum. Yani gerçek Waterloo dediğim Napolyon'un yenildiği, Waterloo Savaşı var. Napolyon'un yenildiği şehir orası. Hatta kendisine özgü bir anıt var. Napolyon'a ithafen yapılmış. Bir anıt da var orası. Güzel yani. Şimdi orası mesela daha pahalı, daha ucuz yerlerde var ama. Var tabii. Özellikle böyle küçük şehirler var. Ben bir yerde işte bu Covid döneminde daha ufak minimalist bir şehre taşınmıştım. Orada mesela kira gelirimi daha düşük, giderlerimi daha düşüktü. Yaşam kalitem de daha ona göre yani uyumluydu orasına. Daha rahat bir şey yapmışlar. Devlet yardımı çok fazla. Evet. Yani aslında herkesin bütçesine göre yaşayabileceği bir hayat tarzı oluyoruz. Evet, yani benim en büyük sıkıntım mesela ben burada bekar çalışan biriydim. Daha sonra evlendim. Evlenmeme rağmen eşimle çalıştığı için aslında iki bekar gibi şey değerlendiriliyoruz. Bizim vergi oranlarımız çok yüksek. Çocuk olduğu zaman düşüyor. Çocuk olduğu zaman düşüyor. Veya işte mesela ne kadar fark ediyor mesela? Aylık yani şöyle düşün. 500 euro falan fark ediyor. 400 euro, 500 euro. Aylık 500 euro fark ediyor. Tabii yani. Çünkü birçok yerde indirim alıyorsun. Yani şöyle düşünüyorum ben. 500 euro derken cash olarak gelerek net 500 euro cebine geçmiyor. Belki 350-400 euro geçiyor ama şöyle bir şey. Mesela normalde bir evli birinin, yani çocuk sahibi olmuş gibi birinin bir sürü gideri olur ya. Bebek bakıcısı, bilmem ne, cihaz. Kendini dengeliyor zaten. Onları da indirim sağlıyorlar. Onlara da indirim sağlıyorlar. Birçok noktada. Yani burada mesela normalde atıyorum Amerika'da bir çocuk büyüklerinin maliyetiyle Belçika'da bir çocuk büyüklerinin maliyetini karşılaştırdığımızda burası çok daha avantajlı olabilir o anlamda. Sağlık harcamaları ciddi anlamda ucuz zaten. Hani, sağlık burada bedava mı? Eğer bedava değil, vergi ödüyorsun. Vergi, yani sağlık harcamaları belli bir kesiliyor. Diyelim ben şu an ertesi gün hasta oldum, soğuk algınlığı, doktora gittim. Nedir fatura? Sen kimsin? O ayrı mevzu da. Yani ben buralı vatandaşım. He. Onda şöyle, senin zaten bir düşük gelirliysen ciddi anlamda sosyal güvenlik var. Yani senin sosyal güvencen devlet birçok harcamanın indirim yapıyor. Onlar için genelde bunlar belediye ile entegre çalışıyorlar. Belediyelerde senin bir sosyal asistanın veya işte belediyenin o ilgili kurumunda çalışan birisi oluyor. Sen gelirini beyan ediyorsun. Çünkü ben bu gelire sahibim. O gelir onların belirli standartın altında kalıyorsa yaklaşık 25 bin 30 bin dolar ya da euroydu tam hatırlamıyorum. Onun altında kalırsan birçok harcaman çok minimalleşiyor. Yani hiç para ödemiyor değilsin ama muayenede normalde biri 20 euro ödeyecekse 100 euroysa sağlık sigortası olan birisi 20 euro derken sen 2 euro ödüyorsun. Yani öyle bir avantaj var. Hani günün sonunda
aynı yaşam kalitesine çok daha az para harcayarak ulaşabiliyorsun. Ama yine sağlık var. Ücretli. Tabii. Ama çok minimal yani. Çok çok minimal. Şeylerde bu mesela ben hiç o grupta olmadığım için öyle çevremde de Belçikalılar açısından da hani o grupta bir insan tanıdığım yok. Ama eğer gelirin çok aşağıdaysa da işin yoksa mesela şomaj diyorlardı galiba. İşsizlik. Bir kere işsizlik maaşı var. Yani dedin ya sen bir para ödüyorsan o parayı da sana devlet veriyor. Hani diyelim ki senin hiçbir kazancın yok. Tamamen işsizsin. Orada da kaldığın bir sebepten ötürü. Devlet sana iş şomaj diye bir programı alıyor. Bu sana iş bulma programı. O süre zarfında sana işte onların belirlediği minimum yaşam standartlarına sahip olmanı gerektiren miktarı veriyorlar zaten. Ayrıca kira yardımı yapıyor. Ayrıca çocukların varsa çocuklar için ekstra yardım yapıyor. 18 yaşından düşük çocukların varsa onlar için okul parası veriyor. Bayağı iyi maaş. 700 euro falan öğrenci çocuk başına veriyorlardı galiba. Üniversite okuyorsan eğer ailen durumu kötüyse senin ciddi anlamda her sene mesela 2000-3000 euro falan bir yıllık bir para veriyor sana okumasına. Aylık da ödüyor. Aynen onu söyleyecektim. Okumak isteyenler için mesela kredi, karşılıksız faizsiz kredi falan o tarz şeyler. Peki yani Türkiye'den? Özel kredi gibi değil zaten neredeyse eğer ekonomi durumu kötüyse direkt veriyorlar. Yani aylık 750 euro falan da sonra bildiğim kadar 800 euro. Geri ödemeli sıfır faiz. Geri ödemesiz. Geri ödemesiz. Direkt veriyor ya. Okuyorsun. Ne kadara kadar veriyor? Nasıl yani? Yani ne fiyat olarak ne kadara kadar? Yani onların hepsi fix fiyatlar yani. Hep belirli miktarlar. Yani yıllara 4, göre değişiyor ama 8. Ya şöyle mesela. Yani ben 800 diyorum benim hani bilmiyorum ne kadara veriyor kısmı şöyle. Mesela devlet ailesi parası olmayan birisi. Üniversite okuyacağı zaman aylık 750-800 bandında bir şey veriyor diye duymuştum. Onun üzerine bir de mesela sen okulun başka bir bursu oluyor ona da başvuruyorsun. Şimdi bileyim bir de ben dedim ya en başında Flanders ve Valonya var. Mesela Valonya'nın kendi bursları var. Flanders'ın kendi bursları var. O da önemli. Onları da siz zaman mesela ne oluyor biliyor musun? Aylık 700 bir de aylık değil yıllık bir gelir oluyor. Yani atıyorum 5000 euro. Onu aileye böldüğü zaman yine zaten bir işte ne bileyim 6000 euro olduğunu varsayalım. Yine aylık 500 euro ekstra geliyor yani 1200 euro yine otomatik olarak gelirin olmuş oluyor. Anladın mı? Yani mesela Türkiye'den buraya gelmenin yolları ne? Bir eğitim olarak gelebiliyorsun. Bir çalışma olarak gelebiliyorsun. En güzel vize yengen vizesidir. Evlenerek geliyorsun. Evlenerek geliyorsun. Bir eğitim olarak var, bir evlenerek expat, var. Expat durumu var. Expat dediğimiz şey ne? Aslında bir uzmanın. Onun da belli prosedürleri var. İktidarında zor hani burada şu an açıklamaya kalksam bayağı uzun sürer. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bir ülkede belli bir nitelikli çalışana ihtiyaç oluyor tamam mı? Onu da lokal kaynaklarla karşılayamıyor. Kanada'daki Express Entry mi? Express Entry. Aynen Express Entry gibi. Bunlar için her şirkette pozisyon açabiliyorsun. Ancak bunlar tabii ki de belli bir seviyenin üzerindeki uzmanlar olması lazım ki bunu dışarıda ithal edebilesin. O yüzden genelde o seçenek de var. Ama oradaki en büyük zorluk şu, şirketler ya remote arıyor, ben mesela IT alanında konuşuyorum. Yani yurt dışından çalışmış. O zaman bu daha iyi değil mi? Ben Türkiye'deyim, yazılım mühendisiyim. Belçika'da bir şirketle çalışıyorum. Hı hı. Belçika bana euro ödüyor. Evet. Ben uzaktan çalışıyorum. Çok güzel. Ama sana buradaki maaşı ödemiyor çünkü Türkiye'deki pazarı da biliyor. Hı, ona göre ödüyor. Ona göre ödüyor. Her halükarda oranın pazarının üstünde bir maaş veriyor. Çünkü mesela burada bir çalışan, işçi çalıştırmanın maliyeti. Ama yine de Belçika pazarına match yapmıyor yani. Match. Yani ya bir kere her zaman şunu fark ettim mesela Covid dönemi sonrası yaklaşık bir yıl neredeyse %100 remote çalıştım. %100 remote çalışmanın çok ciddi avantajları var. Ama eğer hakikaten somut bir şekilde sürekli bir progres istiyorsanız illa ki takımınızda lokalde çalışan adamlar olmasınız. Yani bir gün ofise gidip bir saat bir odaya kapanıp toplantı yapabiliyor olmaları lazım. Çünkü bunu sağlayamadığınız zaman %100 remote çalışan birçok proje var. Bu çok başarılılar ama o kadar da tercih edilmiyor. En azından şu an yazıda gözlemlediğim şey şu. Bazı roller var. Daha çok yeni bir support gibi. O rolleri yurt dışına direkt veriyorlar. Ama problemi çözecek veyahut işin mimari yapısını sırtlanacak kişi roller için lokal insanlar arıyor. Yani
senin burada çalışabilmeni, yani çalışabilmeni istiyor. Yalnız kahve hala gelmedi. Yani 10-20 dakikadır konuşuyoruz. Yani efendim durdur. Aynen. Şey yap, kahve içelim. Şey, bir de şimdi Hamza bana ilk burası Belçika diye gösterdiği yer var. Türk Mahallesi. Sokaklar hep böyle çer çöp içinde. Hemen arkasında kerane var falan. böyle bir mahalle. Ondan sonra şimdi Belçika'nın böyle daha şeylerine geldik. Daha güzel yerlerine geldik. Hani bundan sonrası beklentilerimi hep üzerine, hani bariyeri çok bir şeyden başlattık. Düşükten başlattık. Ya bizim oradaki en büyük sıkıntımız kahvaltı yaparken Yörük restoranı neydi? Yörük çadırı. Yörük çadırı. Gittik, ben de gitmedim. Normalde başka bir kahvaltıcıya götürmek istedim. Orası kapalıymış. Yazın şey, orası da bir Türk restoranıydı. Türk kafesiydi. Onlar da yaz saatinde Türkiye'ye gitmişlerdi. Oraya gittim, ilk en yakın otoparkın işaretledim. Ama otoparkın çıkışı güzel yerlere çıkmadı. Zaten sokak da kötüydü. Böyle biraz şey oldu, çerçe. O ara beklentiyi bayağı bir düşürdüm. Yani Belçika'da böyle bir yermiş gibi oldu. Şimdi biraz daha merkeze, daha şey. Medeniyete doğru. O cadde de aslında çok güzel. Scarbeck, yani şimdi Emirdağlı kardeşlerimizi rencide etmeyelim. Güzel ama biraz dağınık. Evet, bayağı sokaklar bayağı çöp doluydu. Herhalde o gün çöp günüydü, bilmiyorum. Herkes yeni almış. Öyle. Şimdilik Belçika hakkındaki görüşlerim, artıları var, eksileri var. Ben de tecrübe ben de tecrübe ettikçe sizlerle paylaşırım. Biz kahve söylemiştik ama çorba geldi. Hayır, biz kahvemizi böyle içiyoruz. Kaşıkla içiyorlar kahveyi. Ya yok, sütü abi falan karıştırman için kanka. Normalde kase gidiyorsun böyle. Direkt elinle böyle avuçlayıp mı içiyorsun? Ben şey, de diyorum şey, sen bu kadar güzel içiyorum, avuçlamayı nereden öğrendin? Belçika'da böyle içilir böyle. Bismillah diyeyim. Burada Ömer diye bir bira markası varmış. Thank you. Yeah, thank you. I really don't. No, no. S'il vous plaît. C'est bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Well, I can't speak English only. Yes. One piece, s'il vous plaît. I don't have any. I don't have any money. Bu kadının elini tutunca Belçika'ya tekrar geliyormuşsun. Süreceğim kendimi, şöyle süreceğim. Okşayacağız mı? Yani üstten şöyle. Derken insan ellediği için ben ellemiyorum. Pis çünkü. Covid zamanında, Covid zamanında insanlar bir ara böyle şey yaptılar. Orayı böyle ne diyeyim, kırmızı şeritle kapattılar ki insanlar ellemesin. Her gelen elliyor, tamam mı? İşte dünyanın her yerinde gelen insan var. Sadece elini mi elliyorlar? Elini elliyorlar canım. Zamanında işte Belçika'da bir yangın çıkmış. Hı-hı. Tam ben de bilmiyorum hikayeyi de şu şekilde. Küçücük idrarıyla yangını söndürmüş. Vay be. Doğru mu? İşeyerek yangını söndüren çocuk. Ne malzeme varmış böyle.
burası Belçika Kraliyeti'nin binası mı? Kanka burası kraliyet, tabii krallık. Şöyle söyleyeyim sana. Burası şu an bulunduğumuz yer Brüksel Palası. Brüksel Sarayı. Beğendiği bir figür. Yani kurucu bir kişi. Burada da kralın durumu aynı şekilde. Yani partiler üstü bir durumu var. Ama kral veto etmedi. Sağ sinyal verdi. Hamza eliyle. Ha, eliyle. Hı-hı. Güzel güzel. Böyle. Farklı bir şehre geldik. Hafta sonu daha da kalabalık oluyor. Bu Antwerp. Şimdi bu arabayı şarj etme sistemi de şöyle. Interparking diye bir yer var. Buradan kredini, kartını okutuyorsun. Ondan sonra şarj ediyorsun. Ama bayağı uzun sürüyor. Yani her gittiğimiz yerde bu arabayı yani böyle... Normalde şöyle kanka. Her şarj yerinin bir voltajı var. Bunlar düşük voltaj. İstasyonlar düşük voltaj olduğu için mesela biz Fesnet'e gittik ya mesela bugün. 12 mesela 70 kW falan kilovolt. Bu kaç? Bu bilmiyorum da yani 14 falan. Fulllemek kaç saat sürüyor? Fulllemek işte şeye göre değişiyor mesela. Ben bir tane international bir tane şey vardı, 150 kWh'ne veriyordu yanlış. Şimdi tam hatırlamıyorum, yalan olmasın ya da yanlış olmasın yüksek ama. Yüksek voltaj arabanın bataryasını bozuyor mu? Yok canım, ona göre şey yapıyor ama çok daha hızlı şarj ediyor. Mesela 150 kWh'lik bir yer mi ne vardı? Yanlış hatırlamıyorum ama bayağı yüksekti. Taktım ben de fark etmedim o kadar yüksek olduğunu. Zaten arkada trafo gibi kocaman büyük bir tane makine vardı. Bunun mesela şunun ölçeği düşün bu kadar. Evet, bu onun trafosu farklı. Onun trafosu bayağı büyüktü ve şey mesela orada 10-15 dakikada yani %10-15-20 falan şarj etti yani bayağı tamam. Fazla şarj etti. Tamam ama %100'ünün dolması için? Yine bir yarım saat falan şarj edeceğim değil mi? Yani yarım saatten benzin, fazla. Yani sıfırdan mı şarj edeceğiz? Sıfırdan. Evet, tamam evet. Ama sıfıra indirmiyorum ben hiçbir zaman. Hep %50 bandı tutuyorum. Neyse elektrikli araba almayın siz. Kullandığımız aracı metadır yani. Aracı bir mekanik mekanizma veya o mekanizmadaki sistemdeki bir step'tir yani. Gaz. Gaz gibi. Yere hani ulaşmak için. Orada katalitör gibi bir şey aslında. Evet. Hani normalde kimyada bir kimyasal... Bu servisleri provide eden insanlardan ya satın alırsın ya da onları... Az önce şu kilisenin oradan geldik. Böyle karşıdan geldik. Böyle girdik. Şu anda biz bu kilisenin oradan geçtik. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu oranın hikayesi ne? Gözlüğü bu abimiz elinde bir tane el. Eli de fırlatıyor. Eli kesik bir el tutuyor, görüyor musun? Şu heykele bak. Evet. Şimdi inanışa göre tabii Antwerp'teyiz. Bir balıkçı şehri. Böyle hiç yürüyüş de yapmadık ha. Böyle yürüyüş de çekmemiş. Oldu mu böyle? Nerede mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Omar. Ağla yani, Omar. Genelde galiba öyle. Omar diyorlar. Tam bilmiyorum ama
Ha, burada görünüyor değil mi? Ha, çok iyi. Şu an floor'daki antrenör floor'da değil bayağıdır. Hani insanlar şey yapıyor vesaire gibi. Hı hı. Sonra yani işte böyle, bu tarz şey. Seni third person şey gibi çekiyorum kanka. Evet. Şimdi Kanada'da, şey Kanada'da diyorum, Belçika'da en meşhur tatlı bu mu? Belçika'da en meşhur değil de Belçika waffle'ı gerçekten önemli. Bak bayrağımız da burada. Beğendin mi kavuş? Bakıyorum ya. Batası güzel ama. Güzel. Güzel değil mi? Saniye. Evet. Tamam, ben eve gittim, sana bu akşam yazarım. Yani bu akşam yazarım, ararım, basamazsam bir çocuğu yazarım. Belçika'nın Brüksel şehrindeyim. Şimdi uzun süredir antrenman yapmıyorum. İlk başta Portekiz'deydim. Oradan Belçika'ya geçtim. Şimdi buradan Hollanda'ya geçeceğim. Uykusuz günler yolculuk yaparken gerçekten en çok sıkıntı çektiğim şeylerden bir tanesi bu oluyor. Daha fazla aktivite planlamak için ister istemez bir şeylerden feragat etmek durumunda kalıyorsun. Bu da genelde uyku oluyor, beslenmen tam düzgün olmuyor vesaire. Hiç ağırlık antrenmanı yapmadım yaklaşık 10 gündür. 10 gün belki bir haftadır. Şimdi bir tane spor salonu buldum. Oraya doğru gidiyorum. Güzel bir yere benziyor. Hafif bir ağırlık antrenmanı yapacağım. Yüksek volümlü, orta şiddetli. Yüksek volüm derken neyi kastediyorum? Yani çok fazla hareket var aklımda yapmam gereken. Eklemlerimi farklı hareket açılarına dirence maruz bırakmam lazım kaslarımı. Fakat çok düşük set yapacağım. Mesela 10 hareket yapıyorsam hepsini birer setten toplamda 10 set gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Belki belli başlı hareketleri 2 set yaparım. Tek taraflı hareketler yaptığımda sağ sol birer set olacağı için aslında volüm daha da artmış oluyor. Bu şekilde bir antrenman yapmayı planlıyorum. Size de videoları atacağım, görselleri çekebilirsem eğer. Gideceğim yerde tek günlük giriş olacağını umuyorum. Her spor salonu tek günlük giriş sağlamıyor. Bu otelin spor salonu. Hani genellikle böyle spa vesaire aracılığıyla girersen izin veriyorlar. Hani spayı kullanmak için giriyorsun, sonrasında spor salonunu kullanıyorsun falan. Diğer türlü spor salonları aylık ya da yıllık ücret isteyebiliyorlar. Hatta aylık ücreti bile çoğu salon kaldırdı artık. Direkt yıllık commitment istiyorlar. Bakalım Kanada'dan geldim falan filan deyince
yaparım diye umuyorum bir şekilde. Sonrasında duruma göre belki vücudumu dinlendirmek için masaj ya da uyku yapmayı planlıyorum. Böyle Belçika, çok fazla Türk mahallelerinin olduğu, Hollandalıların, Fransızların vesaire olduğu karmaşık, çok kültürlü bir yer. Hani burada yaşar mısın diye sorarsan, açıkçası yaşamam. Kanada'ya alıştıktan sonra, Kanada'da her yer çok daha geniş. Spor salonları çok büyük, aldığın menülerin porsiyonları vesaire, yani her şey daha çok büyük. Hani kıtanın kültürü o. Ama burada asansörler, park alanları, sokaklar, caddeler, yemek porsiyonları, yani her şeyde böyle bir kısıtlama var gibi geldi bana. Bilmiyorum yani, çok o sıkışıklığı çok sevmedim. Yani onun dışında güzel bir şehir, tarihi bir şehir. Avrupa'nın her yerinin buna benzer olduğunu söylüyorlar. Ben hani henüz Fransa'ya, Almanya'ya gitmedim. Şöyle bir dakikada construction oluyor. Birbirlerine küfür ettiler. Fransız kaldım ben, olayı anlamadım. Neyse, öyle. Burada işte 4 günlüğüne, 3-4 günlüğüne Hamza'yı ziyarete gelmiştim. Belçika'yı da görmüş oldum. Bayağı bir şehri gezdim. Zaten küçük bir yer, her yere gidebiliyoruz. Normalde ben her akşam 8 saat uykuyu yakalamaya çalışıyorum ortalama. Erken yatıp erken kalkıyorum genelde. Circadian ritmim, biyolojik saatim bu şekilde. Fakat bu seyahat süresince 6 saat falan uyudum ortalama olarak. Yani günlük 2 saat daha az uyudum. Pişman mıyım? Değilim. Arkadaşlarımla vakit geçirdim, daha fazla şey yaptım vesaire ama vücudumdaki o farkı inanılmaz derecede hissediyorum. Yani şu an kendimi acayip güçsüz ve sönük hissediyorum. Gerçekten uyku kadar vücudu etkileyen başka bir şey yok. Hani buradaki gelirler de aslında o kadar yüksek değil. Mesela hani soruyorum insanlara, 3000 euro falan kazanıyorlar. Hani bir yemek yiyorsun, hani rahat 30 euro falan tutuyor. Hani bana yaşam kalitesi çok yüksek gelmedi açıkçası. Ya tabii avantajları da var. Hani buranın küçük olmasının, dar olmasının, işte her yere yakın olması, ne bileyim, diğer Avrupa ülkelerine rahat bir şekilde gidebiliyor olman. Mesela farklı ülkelerden bir şeyler aldıklarında elektronik cihazlar falan kendi ülkelerinde vergi ödemiyorlar. Ödeseler bile onu geri alıyorlar falan. Hani bu tarz şeyler avantaj. Ama yine de Kanada, Amerika başka. Şöyle oradan da şehrin tepesi gözüküyor herhalde. Neyse, şimdi salona gidiyorum. Bir de böyle bir tempo yakaladım yürürken, yaklaşık 45 dakika toplam mesafe. Yani bu da vücudumu ısındırıyor. Çok fazla ısınmama gerek kalmayacak, orada direkt başlayacağım. Biraz belki mobilite hareketleri yaparım, yavaş yavaş ağırlıklarımı arttırırım. Sonra antrenmanı başlarım. Çok uzatmayacağım zaten, 45 dakika civarı. Ondan sonrasında spa, masaj, uyku planlıyorum. Günü böyle ikiye bölüyorum. Hani sabah erken kalkıp mümkün olduğunca fazla aktivite planlayıp sonra gün ortasında uyuyabilirsem, günün ikinci aşaması da yine aynı şekilde enerjik geçiyor. Uyuyamazsam yorgun oluyorum. Zaten akşam geç yatıyorum, işte muhabbet etme vesaire.
olduğu için ister istemez uyku saatin öteleniyor. O yüzden öğle uykusu gerçekten ilaç gibi geliyor. Bunun dışında bol su içmek gerçekten önemli. Yani meyve, su, yoğurt, bu tarz şeyler yolculuk yaparken şişkinlik vesaire olduğu zaman hani bunları azaltıyor. En azından benim vücudum için böyle. Senin vücudun için biraz daha farklı olabilir ama meyve, sebze, yoğurt, laktoz toleransın varsa laktozsuz yoğurt ve bol su herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Bunun yanında tabii yüksek proteinli beslenmeyi unutma. Böyle geldim, şimdi yöreliği bekliyorum. Çok fazla ekipman yok. Dumbbell'lar yeterli olacak. Şunlar var. Şöyle kaça kadar yiyor? Bir tane squat rack var aslında. Bunlar kilogram galiba. Öyle tahmin ediyorum. Ondan sonra cable var. 25 pound. Kiloya kadar da ağırlıklar yaklaşık 90 pound yapıyor. Ya gerçekten şu salon, adamlar dolandırıcı şeyde, internette her zaman fotoğraflar o kadar fazla büyük görünüyor ki. İşte havuz var, salon var, 5 tane squat rack var bilmem ne. Buraya geldim. Havuz tadilatta. Bunların hiçbirini kullanamıyorsun. Buraya kadar yürümüşken de geri dönmek istemedim artık. Salonu kullanayım dedim. Yani her zaman bir hayal kırıklığı oluyor. Ama yapacak bir şey yok artık. Tadını çıkartmaya bakacağım. Omuzlarımı ısındırdım. Biraz mobilite hareketi yaptım. Şimdi bacakla başladım.
İlk olarak lunch yapacağım. Sonrasında full body şeklinde gidiyorum zaten. Bacak üst vücut şeklinde değiştirerek gideceğim. Kan dolaşımımı amacım sürekli olarak hızlandırmak. Bir kas grubundan diğer kas grubuna taşımak. Bir kas grubunda çok fazla hareket ya da set yaptığın zaman bir süre sonra yorgunluk oluşuyor ister istemez. Zamanın kısıtlı olduğunda ya da çok sert antrenman yapmak istemediğinde bu tarz bir taktik izleyebilirsin sen de. Aynı kas grubuna çok fazla yüklenmeden bir üst bir alt, bir üst bir alt şeklinde gidebilirsin. Compound hareketleri seçiyorum. Serbest ağırlıklarla çalışıyorum. Şimdi üst vücutta omuz presi yapacağım. Aralarda yeteri kadar dinleniyorum. Çok fazla acele etmeden glikojen depolarımı doldurup tekrardan diğer sete geçeceğim. Öncesinde neydim? Su böreği, kıymalı börek, ıspanaklı börek, peynirli, bayağı ağır karbonhidrat aldım, biraz protein. Hatta arkasına baklava da yedim. Şu an enerjim yüksek. O konuda sıkıntı yok. Şimdi antrenmanımı yaptıktan sonra da bir masaj, sonra uyuyabileceğim bir yer bulmaya çalışacağım ama burada bir de aynı zamanda tadilat var, şu havuzun tadilatı. Duyuyorsunuzdur sesi. Neyse bakalım. Şu an spor salonunda rahat. Yani 30-35 kişi falan var. Ağırlık antrenmanı yapan tek kişi benim. Herkes kardiyo yapıyor. Ya bak demiyorum ki kardiyo yapmayın. Ama abicim sadece de kardiyo yapmayın ya. Bu kasların dirence maruz kalması lazım. E zaten dışarıda yürüyorsun. Hani bir de gelip koşu bandında bütün gün yürümenin ne alemi var? Yani bunun önemini insanlara anlatmak gerçekten zor. Gerçekten bu konuda zorlanan bir arkadaşınız varsa da bunu algılamakta zorlanan. Sen anladıysan bunun önemini, arkadaşına anlatmak istiyorsan podcastleri tavsiye edin. Yani 80 bölüm çektim şu an bu videoyu çekerken. Yani bu bölümleri izleyen herkesin ağırlık antrenmanlarının, kuvveti arttırmanın, kas kütlesini arttırmanın önemini anlayacağını düşünüyorum. Kaslarını dirence maruz bırakmazsan, kendini zorlamazsan o kas gelişmez. Gelişmeyen kas metabolizmanı hızlandırmaz. Dolayısıyla postürün düzelmez. İstediğin şekilde hiçbir zaman giremezsin. Er ya da geç mutlaka bu antrenmanlarla tanışın. Bu hareketleri öğrenmek vücudunuza yapacağınız büyük bir yatırım. Yani spor salonuna gelip ne yapacağını bilmemek gerçekten büyük bir kayıp. Bu konuda kendinizi geliştirmeye çalışın. Yine Dersimiz Fitness'in YouTube kanalında birçok egzersizi göreceksiniz. Zaten antrenman programlarını da paylaştım. Aynı zamanda yapacağın hareketlerin teknik detayları. Yani senin üzerine düşen sadece bunları uygulamak. Bu konuda kendini ne kadar erken geliştirirsen o kadar iyi. Şimdi bir set daha yapacağım. Bu sefer stationary lunge yapacağım. Ne yaptım? Lunge'da bir set yaptım. Forward lunge yaptım. Şu an backward, rear lunge yapıyorum. Aralara da omuz hareketleri sokuyorum. 1-2-1-2 süper set gibi ama aralarda dinleniyorum. Hemen arka arkaya yapmıyorum. Yine aynı şekilde mesela az önce şurada grup antrenmanı yapılıyordu bir tane antrenör eşliğinde. Ya bir de bak bu spor salonu şu an hani Belçika'nın, Brüksel'in en iyi spor salonlarından bir tanesi. En pahalı en azından spor salonlarından bir tanesi. Buradaki antrenörler bile bu konu hakkında bilgi sahibi değil. Dünyanın neresine gidersen git. Bu neden anlamak bu kadar zor bilmiyorum. Her insan tarafından antrenörler dahil yanlış yapılıyor. Ya ağırlık antrenmanları böyle circuit şeklinde yapıldığı zaman, istasyon şeklinde bütün hareketleri arka arkaya yapıp terleyip kalori yakmaya çalıştığın zaman
Hiçbir anlam ifade etmiyor. Vücudun güçlenmiyor. Kas yapamıyorsun. Bu farklı bir antrenman modeli. Bu kardiyonu, kardiyovasküler sağlığını, VO2 max'ini geliştirmek için yapabileceğin güzel bir antrenman modeli. Evet. Ama bunu ağırlık antrenmanı niyetiyle yapıyorlar. Herkes ağırlık antrenmanları zorlayabildiğin kadar kendini zorla, ağır kaldır düzgün teknikle. Dinlen, sonra aynı eforu tekrardan sarf etmeye çalış şeklinde olması gerekiyor ki vücudun yeteri kadar dinlensin, aynı gücü tekrardan sarf edebilesin. Bunları arka arkaya dinlenmeden yaptığında kardiyoya dönüşüyor. Ağırlıklarla kardiyo yapmış oluyorsun. Hiçbir fayda elde edemezsin. Kas gelişimi ve güç artışı açısından. O yüzden bu konuya dikkat edin. Yani siz de etrafınızda zaten göreceksiniz bu konunun ne kadar yanlış anlaşıldığını ve uygulandığını. Çenenizdeki insanları uyarmaya çalışın. Şimdi omuza geçiyorum tekrardan. Bacak yapmıştım, omuz yaptım, tekrar bacak yaptım, omuz yaptım ama ikinci bacaklarda biraz daha farklı hareket yapıyorum. Şimdi bunda da omuzun ikinci hareketinde pozisyonumu biraz değişeceğim. Arnold Press'e döneceğim ve dizlerimin üzerine çökeceğim. Bak şu makine bu şekilde dinlenme sürelerini gösteriyor. Mesela sete başlıyorsun. Başladıktan sonra ne kadar dinlenmen gerektiğini ayarlıyorsun. Orada geri sayım başlıyor. Çok güzel bir mesela olay. Dinlenme sürelerinin önemini artık yavaş yavaş anlıyor insanlar. Şimdi tekrardan alt vücuda geçtim. Bu sefer hinge yapıyorum, yani kalçamı geriye doğru alacağım herhangi bir hareket versiyonunu yapıyorum. Tek bacak Romanian deadlift. Gayet iyi, hem arka bacaklarını esnetiyor, uzun süre oturduğunda yapabileceğin mükemmel hareket. Hem de kalçanı geriye doğru aldığın için, tek bacak üzerinde çalıştığın için stabilizasyondan sorumlu kalçanı çevirilen kasları gerçekten çok güzel geliştiriyor. Antrenman programında her zaman yer verdiğim hareketlerden bir tanesi. Tekrarlarımı da yüksek tutuyorum. Yaklaşık olarak 8-10, maksimum 12 tekrar olacak şekilde. Çünkü çok ağır girmek için kendimi enerjik hissetmiyorum. Uzun süredir antrenman yapmıyorum. Amacım sadece hareketleri pratik yapmak, kasıma kan pompalamak, direnci artırmak, vücudumu uyarmak. Zaten uyku düzenim de çok iyi olmadığı için şiddeti de bu yüzden düşük tutuyorum. Kaldırdığım ağırlıkların normalde %20-30 daha azını kaldırıyorum. Tükenişe kesinlikle gitmiyorum. Bu harekette kablonun kilosu çok hafif ama yine de seviyorum bu hareketi. Biraz yaptım. Çok hafif olduğu için sağ ve sol arasında hiç dinlenmeden direkt diğerine geçtim. Thank you.
Sorry. Okay. Just to let you know, it was 2 days ago. Oh, okay. Thank you. Okay. The light is blue, and you can ask me to do it if you want to shoot the videos. Because I saw you with the... Oh, yes, exactly. I'm doing your vlog. Yeah. So light would be great. How can I do that? I will do it. Okay. It's okay. So you can use it okay. anytime. Thank you. You're welcome. Pull-up bar tavana çok yakın. O delikten kafamı dışarı çıkarıyordum. Ayağımın altına da bir tane dumbbell koydum. Biraz daha zorlaştırmak için. Normalde kemerle vesaire yapabilirsin spor salonunda varsa. Ama bu da bir yöntem. Bir de şu ablanın yaptığı gibi boş boş hareketler yapmayın Allah aşkına. Yani Instagram'dan görüp şöyle ağırlık kaldırıyorsun falan. Ya bak tamam hareketin her türlüsüdür de. Yani bir düşünmek lazım. Hareketi yapmadan önce bu hareket hangi amaca hizmet ediyor diye düşünmek lazım. Şimdi stüdyoya geldim. Şöyle bir yer. Burada da biraz core antrenmanı yapacağım. Sadece pilates topunu kullanarak bile mükemmel bir core antrenmanı yapabilirsin. Sana birkaç varyasyonu göstereceğim şimdi. Birincisi şu şekilde ayaklarını hafifçe açtım. Dirseklerini koydum. Sonrasında yere doğru çökmüyorsun. Dirseklerini bastırdım. İyice yukarı doğru kendini kaldırdım. Sonrasında geniş daireler çiziyorsun. Bir tur döndüm, iki tur, beş tur bu şekilde bir tarafa döneceğim. Daha sonrasında beş tur diğer tarafa. Kolların dışında hiçbir yerin hareket etmemesi gerekiyor. Sonrasında bir de bu şekilde tekme atabilirsin. Süper set olarak. Bir kova kasları kuvvetlendirecek güzel bir combo. Şimdi biraz da vücut ağırlığıyla yapabileceğin hareketleri göstereyim. Zaten bunu da yaptıktan sonra bitireceğim. Sonrasında hızlı bir soğuma yapıp masaja geçmem lazım. Randevum var. Side plank. En sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Şu şekilde yaptığım yere doğru. Kaldırdın kalacağını daha da zorlaştırmak istiyorsan üst bacağınla kaldırdın. Bu şekilde bekliyorsun. Bunu biraz daha kolaylaştırmak istiyorsan bu. Biraz daha kolaylaştırmak istiyorsan bu. Daha da kolaylaştırmak istiyorsan bu şekilde dizlerin üzerine çökebilirsin. Aynısını diğer tarafa da yapmayı unutma. Güçsüz bir taraftan güçsüz olacaktır. Güçsüz tarafa başlayıp daha sonrasında tekrardan güçlü tarafa geç. Güçsüz taraf ne yapıyorsa güçlü tarafta onu yapması gerekiyor. Güçlü tarafta daha fazla yapıp aradaki farkı açma. Daha fazla yapabilmene rağmen güçsüz taraf ne yapabiliyorsa o kadar yap. Soğuma hareketlerini yaparken de çalıştırdığım kas gruplarını esnetiyorum. Arka bacaklarını esnetmek için parmak uçlarına dokunabilirsin. Sırt kaslarını esnetmek için dead hang yapabilirsin. Ya da kedi esnemesi dediğimiz hareketler. Daha sonrasında nefes antrenmanı yaparak nabzını biraz düşürmen gerekiyor. Sırt üstü yat yere. Sadece burnundan nefes al ver. Nefes verme kısmı nefes alma kısmından iki kat daha uzun olması lazım. Bu sinir sistemini yatıştıracaktır. Kas toparlanmasını hızlandıracaktır. Antrenmanın bittiğini vücuduna bildirmen gerekiyor. Böyle kısa bir antrenman. Aralarda da bilgilendirmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.